Herkese merhabalar. Bir sıcak bir soğuk derken hangimiz grip olmadık? Hangimiz? Mevsim geçişleri, hava değişikliği hem cildimizi hem sağlığımızı olumsuz şekilde etkiledi. Ben şahsen bir haftadır hastalıktan çıkmaya çalışıyorum. Dün de evde dolapları karıştırırken 4 yıl önce Viyana'dan aldığım muhteşem bir cihazla karşılaştım ve aşırı mutlu oldum. Hemen size onu göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Daran. Şaka yapıyorum, tamam. Ama hakikaten gerçekten çok güzel. Daran. Görünüyor mu? Evet. İnfrared lamba. Şimdi bu ne alaka, bu kız ne anlatıyor, kafayı yemiş diyebilirsiniz. Ama tam da şu an yaşadığımız durumu, süreci düşünürsek hem grip oluyoruz, sürekli soğuk algınlığı, hem cildimizde bozulmalar meydana geliyor. Bunların hepsine toptan iyi gelebilecek muhteşem bir cihazdan bahsedeceğim. Ben 4 sene önce bunu çok aktif şekilde kullanıyordum ve faydasını inanılmaz hissediyordum. Diğer bir deyişle kırmızı ışık, infrared ışık, kızıl ötesi ışık olarak adlandırılıyor ve bir sürü faydasının olduğu biliniyor. Ama ben bugün bütün hepsine değinemeyeceğim için sadece kişisel bakım kısmına, cilt bakımı ve biraz da saçla ilgili olan kısma değineceğim. Faydalarından bahsedeceğim. Hepsinden de önce bu ve bunun gibi videoların devamlılığını sağlamak ve bana destek olmak için, aynı zamanda kendinizin de bundan haberdar olması için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Gerçekten YouTube'da kıyasıya bir mücadele söz konusu. Neyse, bunlar gerçekten bizim için önemli. Videoyu beğenirseniz beğene basmayı lütfen unutmayın. Hemen konumuza geçiyoruz. İnfrared, yani kızılötesi ışık terapisi, son 10 yılda popülerliği çok artan bir tedavi yöntemi. Gençleştiriyor ve ağrı tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda iltihapların giderilmesine de kullanılıyor. Bunun yanı sıra aslında depresyon, kaygı bozukluğu, anksiyete, motivasyon eksikliği, tiroid, saç dökülmesi gibi bir sürü alanda da faydasının ne olduğu biliniyor. Yani bu alanlarda kullanılan bir ürün. Bunun yanında güvenli ve ucuz ve doğru kullanıldığı zaman da herhangi bir yan etkisi yok. Yani bundan ötesi böyle bir şey yok yani. Muhteşem. Bunun ötesi yok zaten. Bu konu çok fazla uzayabileceği için ben bugün sadece kişisel bakım kısmından biraz bahsedeceğim. Cilt ve saça değineceğim. Şimdi her şeyden önce ben bir size cihazı göstermek istiyorum. Şunu hemen açayım. Nasıl bir şey olduğunu bir görelim. Daha sonra da faydalarından bahsedeceğim. Şöyle bir cihaz çıkarttım. Yani sadece içinde kırmızı, netledi mi? Netledi. Şöyle İnfrared lamba bulunuyor. Bunu fişe takıyorsunuz. Fişe takınca bu kırmızı ışık vermeye başlıyor. Bunu birazdan yine gösteririm. Ama önce biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Bu da böyle dursun. İlk faydasına gelecek olursak, cilt kırışıklıklarını ve yaşlanmayı önlüyor. Bunu nasıl yapıyor? Kırmızı ışığın kolajen üretimini tetikleyen bir etkisi bulunuyor. Kırışıklıklarımızın artmasının ve yaşlanmamızın ana sebebi vücudumuzdaki kolajen üretiminin azalmasıdır. Bu tetikleme sayesinde vücudumuzdaki kolajen üretimi artacak ve biz yine eski, genç, eski demek istemiyorum ama genç ve güzel kalabileceğiz. Yani kolajeni dışarıdan takviye olarak da alabilirsiniz ama herhangi bir takviye almadan sadece ışık tedavisiyle, terapisiyle, ikisi de olur, yine kolajen üretimini tetikleyebiliyoruz. Bu arada cildimizin dokusunu da yumuşatıyor ve açılmış olan gözeneklerin daralmasına, küçülmesine sebep oluyor. Bu noktada unutmamamız gereken şey ise yeni kolajen hücrelerinin üretilmesi çok hızlı olmayacaktır. Düzenli bir kullanıma ihtiyaç var. O yüzden minimum 2 aylık süreçte düzenli şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki nasıl kullanacağız? Her gün günde 2 defa, maksimum 10 dakikalık periyotlarda kullanabiliriz. Arada yaklaşık 30-40 santim mesafe bırakılması gerekiyor. Ben öyle ölçemediğim için şöyle bir karıştan daha fazla bir mesafe bırakıyorum. Görebiliyor musunuz? Aynen. Şöyle. Bu şekilde ışığı yakıp yüzümüze ışığı 10 dakika kadar yüzümüze emdiriyoruz. Şöyle bir şey var. İnfrared kızılötesi ışık koruyucu gözlük takarsak daha faydalı olabilir. Kesinlikle öneriyorlar. Şahsen ben gözüm kapalı yapıyorum ama illaki bir zarar olabilir. Yani bu gözlüğü kullanmakta fayda var kesinlikle. Ve bu daha iyi, işte daha böyle etkilidir deyip böyle yüzümüzün dibine getirmememiz lazım. Çok yakın olursa yüzde yanma yapabilir. O yüzden belli bir mesafeden her zaman bu şekilde maksimum 10 dakika kullanabiliyoruz. İkinci özellik akne tedavisi ve şişliğin giderilmesi.
Kırmızı ışık uygulandığı her yerde iltihaplanmayı azaltır ve dolaşımı artırır. Dolaşımın artması da lenf sisteminin çalıştığı anlamına geliyor. Sivilcelerimize dokunduğumuz zaman böyle bir acı hissederiz ya. Kırmızı ışık bu acının azalmasını sağlıyor. Ve aynı şekilde dolaşım sistemini de artırdığı için vücudun, daha doğrusu cildin temizlenmesini ve içindeki iltihabın daha kolaylıkla atılmasını sağlıyor. Sivilce tedavisini tek seferde 10 dakika kullanmak yerine infrared ışığı 3-4 dakikalık 3-4 seansta kullanmamız daha iyi olabilir. Yani sıklıkla ama az dakikalı seanslar öneriliyor. Bu şekilde kırmızı ışığı sivilce tedavisinde kullanabiliriz. Bu arada lenf sisteminin çalışması aynı zamanda da vücudumuzdaki ve yüzümüzdeki şişliğin azalmasına yardımcı oluyor. Diğer bir özellik, cildimizde oluşan kozmetik hasarın önlenmesi. Kesiklerden ve sivilcelerden kaynaklanan izler infrared tedavi sayesinde oldukça azaltılabiliyor. Ben araştırmamı yaparken internetten bir sürü fotoğraf görmüştüm. Böyle buralar yara bere içinde olan bir sürü yüz çok büyük bir oranda azalma göstermiş ışık tedavisi sayesinde. Ayrıca kırmızı ışık etkilenen bölgede kılcal damar oluşumunu arttırıyor. Kılcal damarlar oksijen ve besin maddelerinin cilt hücrelerine taşınmasına yardımcı oluyor. Ve ne kadar çok kılcal damarımız olursa cildimiz o kadar çok oksijen ve besin maddesi alıyor demek. Bu sayede de cildimiz daha genç görünüyor. Aynı zamanda cilt tonunu yumuşatıyor ve cilde muhteşem bir parlaklık veriyor. Dördüncü faydası, egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelmesi. Kırmızı ışık tedavisinin anti-enflamatuar etkisi sayesinde birçok hastalık, cilt hastalığı ve iltihaplanma bu şekilde çözülmüş. Aynı şekilde egzamaların ve sedef hastalığının yaptığı kaşıntıların da azalmasında çok büyük faydası olduğu biliniyor. Cilt hastalıklarının tedavisinde gerçekten kullanılabiliyor. Son olarak da saç dökülmesini önleyerek saçların büyümesini sağlıyor. Kırmızı ışık tedavisinin bazı durumlarda saç folikülü büyümesini uyardığı ve hem erkek hem kadınlarda dökülmeyi durdurup bu durumu tersine çevirdiği tespit edilmiş. Her seansta 8 ile 15 dakika arasında haftada 2-3 kere uygulanıyor. Hem evde hem kuaförde hem ya da herhangi bir merkezde de bunu aynı şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi elinize aldığınız cihazla da aynı etkiyi sağlamanız mümkün. Ama bu noktada şunu unutmamakta fayda var. Bu tür tedavi yöntemlerinin düzenli olması çok önemli. 12 haftalık bir süreç sonunda etkileri görmeye başlayabilirsiniz. Ben saçla ilgili herhangi bir deneyimde bulunmadım. Yani yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama okuduğum bilgiler doğrultusunda 12 haftalık bir sürenin bu durumu tetikleyeceğine dair ve gerçekten dökülmeyi önleyip büyütme aşamasına geçeceği yazıyordu. Bir sürü alanda dediğim gibi bu ürünü kullanabiliyoruz. Bu arada mesela beliniz ağrıdı, belinize tutabiliyorsunuz. Kas işte ne bileyim çok fazla boks yaptınız, kürek kemikleri ağrıdı, oraya hemen tutabiliyorsunuz vesaire gibi. Bir de en son şeyi göstermek istiyorum. Şunu koyayım. Bir de en son ışığını gösterip bu videoyu bitireceğim. Şimdi şöyle. Şu an çalışıyor. İnfrared ışığımız bu şekilde böyle ışık veriyor. Şimdi ben bunu yüzüme nasıl kullanıyorum? Arada böyle bir karıştan fazla mesafe bırakıyorum. İster yatarak, ister ayakta nasıl rahat edeceksen bunu bir yere sabitlemek tabii ki daha rahat oluyor. Bu şekilde cildinizi misler gibi yapabilirsiniz. Neyse şimdi şey yapmayayım. Ben bunu çok ucuza almıştım Viyana'dan 4 sene önce. 15 euroya almışım yazıyor yani. İşte o zaman da euro 3 falandı. Bak 50 lira bile değil. Şu an internette 280 liraya buldum. Onun linkini bırakacağım. Ama 90 liraya yine Philips, bak aynı infrared, o çünkü Philips. Aynı infrared lambayı 90 liraya yine internetten bulabiliyorsunuz. Yalnız dediğim gibi onun voltajlarına dikkat etmek lazım. O şekilde de alıp kullanabilirsiniz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Hem teknoloji, hem sağlık, hem kişisel bakım bence muhteşem oldu. Bu tarz böyle bulduğum kullanılabilir şeyleri tekrardan size anlatmaya devam edeceğim. Bu haftaki konumuzun sonuna geldik. Umarım siz keyif almışsınızdır. Ben her videoda ayrı keyif alıyorum. Yani aşırı seviyorum kamera önünde olmayı. Başka aklınıza takılan bir şey varsa kullanım alanları hakkında, kullanım şekli hakkında aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bu kadar. Ya da bildiğiniz başka ürünler ve kullanılabilecek şeyler varsa yine yorum olarak bırakın. Ben onları inceleyip tanıtabilirim. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve teknolojiyle. Hoşça kalın.